Gün geçmiyor ki eşkıyanın zulmü bitmesin. Kokladığımız tertemiz havayı bize zehir etmesin. Uçaksavar kampüsünün karşısındaki Özlemim Çiçek, üniversite kararıyla 13 yıldır emek verdiği, bir bir ilmek ilmek işlediği biricik dükkanından tahliye ediliyor. 13 yıldır ne güzel yeşillik, çiçek, çam ağacı pırıl pırıl yaptım. Hiç mi bunun değeri yok? Bizi çıkarıyorlar. Kendi yandaşlarını sokacaklar diye. Bizi buradan haksız yere çıkarıyorlar. Ya bize 3 gün müsaade etmediler. Bu mübarek gün Ramazan ayında orucuz. 3 gün müsaade edin de rahat rahat taşıyalım. İtiraz etmedik. Kaymakam gönderiyor adamı. Kaymakam bir telefon aç bu adama. Ya bu vatandaş, esnaf kardeşim. Sen taşınıyorsun. Kimsin? Nesin? İşin aslı astarı nedir? Mülkamirsin ama gönül koydum kaymakama. Sen mülkamirsin, kıymetli adamsın ama insan bir telefonun var. Zabıtaya gönderiyorsun, polise arıyorsun ama bana da bir telefon aç. Ne olur? Allah rızası için. Vatandaşına bir değer ver. Esnafım burada. Bunları yardımcı olmaları lazım. Üniversitenin rektörlüğünü aradık. Stratejik daire başkanlığına bize birkaç gün müsaade edin, katiyen olmaz dediler. Çok ayıp. Dünyada sayılı üniversitelerden birisi bize tolerans tanımadılar. Biz Yunan toprağında mıyız? Bu memlekete askerlik yapıyoruz, bu memlekete vergi veriyoruz. Atalarımız kanını döktü bu memleket için. Vatandaşlıktan soğuttular beni. İnan soğuttular. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından soğudu. 60 yaşında bir insanım. 60 yaşına girdiğim yılda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Vatandaşlıktan soğudum ben. İlgili makamlara çok büyük gönül koydum. Onlar kendilerini bilsinler. Çok ayıp. Bu çiçekçilik yapılıyor. Elektrik, telefon, internet. Bunlar bizi yıprattı. Bu mübarek ayda kaç gündür burada çalışıyorum. Bizi yıprattılar bunlar efendim. Onun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından soğudum ben. Soğuttular beni. Çiçekçiyi gasp ediyorlar. Üniversite rektörü de güvenliklerin eşliğinde Çaksavar'ın oradan ilerliyor. Eşkıyalar devlet kılığında. Hep dert, hep zulüm, hep kahır. Yakında bahar gelecek. Ya her şey değişecek,